Tekrar başınız sağ olsun bu haberle ilgili. Daha önce de yani biliyoruz biz gelişmeleri, sizin böyle bir endişeniz vardı. Yani hem gazetede bazı açıklamalarınızı okuduğumuzda da aklımızda kalan oydu. Değil mi? Böyle bir görüşmeye gittiğinizde de o sizi kışlaya götürmüşlerdi. Orada da Evet. çok sanki tatmin olmadınız. Böyle Evet. bir şeyiniz mi vardı Ani Hanım? Yani içinizde böyle bir doğmuş bir hal vardı sanki, değil mi? Onu nasıl ifade ediyorsunuz? İlk önce zaten inanmadık, inanmak da istemedik. Çünkü sessiz, sakin bir çocuktu. Kendi halinde, siyaseti bilmeyen, insanları seven, insancıl bir çocuktu. Oğlum olduğu için Tabii söylemiyorum yok, tabii öyleymiş. bunları. Gerçekten öyle bir çocuktu. Karışmaz böyle şeylere. Yani çok insancıl olduğu için akla yetmezdi. Nasıl oluyor, neden oluyor, neden böyle, niçin böyle diye sorardı hep. Onun için biz düşünemedik, hani bu ne demiştir de böyle bir şey olmuştur, mümkün değil. Fakat oraya tahkikata gittiğimiz zaman avukatımız, eşim ve kızımla beraber tatmin olmadık. Olmadınız. Kaza olduğuna inanamadık. Yani bizi tatmin etmediler. Onun üzerine zaten gerçekte işte şimdi ortaya çıkıyor. Yani tatmin etmediler derken orada yani kuşkuyu hep yani şaka değil de bu bir şey olmuştur ama yani anne yüreği mi hissediyor, böyle bir Anne oturtamadınız. yüreği zaten hissediyor. Tabii muhakkak hissettim onu. Oğlumu tanıdığım için hissettim. Ama bir de orada ilk zaten baştakiler çocuklardan biri zaten dedi. Şu an hatırlamıyorum hangisiydi. Avukatımız daha iyi bilecek. Küfeyi tele dayamıştı deyince zaten anladık. Sonradan onların hepsi ifade değiştirdiler. Anladım. Feryadımız, sıkkınlığımız buydu. Zaten ben hepsine bir çağrı yapmıştım. Ben yani vicdanı olan konuşsun diye, ama bilmiyorum. Daha çıkacaklar herhalde. Ama bu gelişme bile çok önemli bence. Yani bu Tabii. çocuğun, değil mi? Bu tanığın Tabii. bile yani vicdan muhasebesi yapıp söylüyor onu. Siz hukuki bir kağıttır o nitekim. Yani acaba niye bizi çağırmadan dinlediniz dediniz. Ama o gelip Tabii. yani bunu açıkladı. Bence çok önemli bir şey. Hayır, resmi olmayan biri zaten bizim tarafımızdan tayin edilmiş bir, nasıl soygun sorgular ki? Tabii, orası o açığı Ne iyi. kadar yanlış. Tabii. Siz bu sanık olan askerle de orada konuşmuştunuz, değil mi? Ben hatırlamıyorum onu, Hatırlamıyorsunuz onu. avukatımız ve eşim daha iyi hatırlıyorlar. Çünkü ben çok kötü bir vaziyetteydim Kötüydünüz. gittiğimizde. Doğru. Ama bunları duymuştum zaten, ondan sonra ben başkalarını dinlemedim. En baştaki söylemişti zaten. Anladım. Küfeyi tele dayamıştı deyince bitti olay benim için. Doğru. Zaten kendini görünce de bitmişti. Evet. Yani önemli olan tabii bir can kaybı çok kolay izah edemiyor insan ama en azından arkasından dediğiniz gibi Muhakkak tatmin oğlum olmak geri için. gelmeyecek. Evet. Hiçbir zaman gelmeyecek. Gelemeyecek. Bu zaten yani içeri girsen olacak bir yerde. Hiç olmasa gerçekleri duymuş olacağız. Gerçeği öğrenmiş olacağız. O nasıl olsa yine bir şekilde yaşayacak. Evet. Ama insan bu durumda bile hani gerçeği peşinde koşuyor o acısına rağmen Evet, yani bu başka çocuklar, başka insanlar ölmesin. Silahla ne demek yani? Şakalaşma da olmaz, oyun da olmaz. Çocuk parkı da değil orası. Evet. Belki tekrar yani acılarınızı deşmeyelim. Tekrar başınız sağ olsun. İnşallah hukuk içinde neyse fotoğrafın tamamını görmek mümkün olur. Belki bir İnşallah artık adalet doğru işliyor diyebileceğiz. İnşallah herkesin de beklentisi o. Pek çok İnşallah. davada böyle oluyor. Tekrar efendim Allah sabır versin size. Başınız sağ olsun diyelim. Teşekkür ederim.